İyi günler. Ben Neval Yılmaz. Şiddet mağdurlarının neler yapabileceğini anlattığımız video serimize devam ediyoruz. Bugünkü sohbetimizde çağrı üzerine koruma kararını konuşacağız. Daha önceki sohbetlerimizde bir şiddet durumunda 6284 sayılı kanun çerçevesinde aile mahkemesi tarafından alınan önlemleri özetlemiştik. Bunların cinayete başvurulacağını kısaca anlatmıştık. Bir de o zaman bahsetmediğimiz çağrı üzerine koruma kararı denilen bir şey var. Nedir bu? Yine bu aynı kanun çerçevesinde şiddet mağduru kolluğa, mülki amirliklere yani karakollara ya da valiliklere ya da kaymakamlıklara başvurduğu takdirde, şiddet gördüğünü beyan ettiği takdirde çağrı üzerine koruma kararı verilebiliyor. Nedir bu? Şiddet uygulayan kişiyle mağdurun karşı karşıya gelme tehlikesi ya da riski olan durumlarda ne olabilir mesela? Diyelim ki bir boşanma davası ya da başka bir dava için adliyeye beraber gidilecek ya da hastaneye gidilecek ya da çocuğun okuluna gidilecek. Şu anda aklıma gelmeyen başka bir sürü durum olabilir. Bu gibi durumlarda sizin poliste kaydınız oluyor. Polisi belirli bir süre önceden uyarıp benim şu gün şu saatte şurada işim var dediğiniz zaman size polis koruması veriliyor. Hatta bulunduğunuz il dışına çıkacağınızı da yine kısa bir süre önceden aynı yere bildirmeniz halinde gittiğiniz ilde de aynı korumadan yararlanabiliyorsunuz. Bu mağdurun başvurusu üzerine 1 ila 3 ay arasında değişen süreler de veriliyor. Eğer tehlike durumu devam ediyorsa mağdur yeniden başvuruda bulunarak bu süreyi, bu koruma süresini uzatabiliyor. Hepinize şiddetsiz, huzurlu, mutlu günler diliyorum. İyi günler.